Turşu kıvamını bekleriz tabii. Görmek istiyoruz. Fermente edilmesi gerekiyor. Fermente edilmesi gerekiyor yani. Direkt doğrayıp sosla getirdiyse. Ya bence zaten yani çok çok zayıf bir menü olarak görüyorum. Çok çok zayıf. Aşırı zayıf. Evet. Şu Haydari de zaten nasıl peynir almıyor unutur. Yok, ben gördüğümde mesela, de öyle. Bu yemekler yani çok rahat 1,5 saatte falan biter diye düşünüyorum. En büyük aslında yani. unutmuş. Bence peyniri en büyük hata peynir almamış. Eksik mi menü, eksik mi değil mi bile bu böyle bir de yürünebilir. Yani eksik. Koymamış. Bunun içerisine aldığında almayı unuttum dedi. Yani eksik. Şimdi eşittir eksik oluyor. Tuz ve hamurla başladık. Çok ağır bir yemekle devam edeceğiz. Sonunda da Alman pastası da bununla çok bir alakalı olmayacak. Özdemir Bey. O yüzden çok endişeliyim açıkçası eksik yemekten sonra. Eksik. Benim her şeyim güzel oldu. Bütün eleştirilere kapalıyım şu anda. Markete gidip almayı unuttuğu bir ürün eksik sayılıyor. Sayılır. Zaten heyecanla da veremeyiz çünkü hepimiz yapacağız o heyecanı yaşayacağız çünkü. Onun için eşit bence hepimizde. Bak ne diyorlar bana, beni de zor durumda bıraktın Nesrin. Ne oldu? Peynir yok ya içinde, unutmuşsun ya, eksik menüye girmiyor mu şimdi diyorlar. Belki ben böyle yapıyorum, ne alakası? Ama siz dediniz Nesrin Hanım, peynir alıp içine koymayı unuttum yani marketten peynir almayı unuttum dediniz. Şöyle ki evet tamam böyle bir şey söyledim hatırlıyorum ama peynirsiz de oluyor bu. Bunun içine peynir koymak şart değil ki. Yo. Bunun peynirsizi de var. Siz internette bir bakın. Yani hepsi peyniri eziyorla ilk peynirle başlanıyor. Beyler internete gerek yok, siz yapmaya çalıştığınız ürün bu değil. Yok bilmeyen insanlar için söylüyorum. Yani sizin önüne sunmaya çalıştığınız aklınızdaki Haydari bu değil. Ama değil inanın. Mi? Yani bunda okeyiz değil mi, bu değil. Neden değil, çünkü peyniri yok. Neden? Çünkü siz peynir almayı ne yaptınız? Unuttunuz. Tamam, unuttum. Doğru ama peynirli olmak zorunda da değil. Çünkü peynirli yapmayacaktım zaten. O zaman Haydari olmuyor. Niye Haydari olmuyor? Ne oluyor? Zaten niyetiniz yoktu hiç bize servis şey etmeniz. Yani getirdiniz ortaya koydunuz orada. Hani söyleneni yapmamız anladım. Gerekiyor ya o yüzden. Vermek istemiyordunuz. Bir an dedim menüde yazdırdım diye. Yani her şey şimdi koyayım. Tek tek insanların önünde mi olmalı? Yani sonuçta burada özel bir servis kaşığı var. Bununla birlikte herkes tabağını alabilir. Sonuçta yani kimse kimsenin kaşığında tutup da yemiyor. Bence bunu hiç savunma Nesrin. Bu yanlış bir sunum. Yani tabii ki senin masan, senin tercihin. Yani ama bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bence daha büyük bir sorunumuz ama var. Ama şey yarışma ya. Tamam yarışma. Zorundayız söylediğimiz. Sen servisine devam et. Anlıyorum yarışma ama. Şimdi yani o kadar... bu eksik konusuyla ilgili konuşmamız evet, lazım. Kesinlikle. Evet. Hem ekibimizle hem sizlerle. Belli yemekler var bildiğimiz, evet. Gelenekselleşen, literatürde olan, yapılan, gittiğimizde de restoranlarda yediğimiz, evlerimizde de tercih ettiğimiz, özellikle bilindik, markalaşmış, bize özgü, bize has yemeklerde, her yemekte olduğu gibi aslında içine koymanızla mükellef olduğunuz ürünler var. Yani bu şu anlama da gelebilir. Ya burada salatası yaptım ama ben domatessiz yapıyorum. Ben aynı örneği verecektim. Geçen sefer ben muhammara yapıyorum ama cevizsiz yapıyorum. Ben humus yapıyorum ama ben nohut yerine şey çoban kullanıyorum. Çoban salatası yapmıştı ya. Mercimek de yapıyorum. Efendime söyleyeyim, ben fava yapıyorum ama bakladan değil pırasadan yapıyorum. Ben de koymuyorum. Veyahut... acılı ezme yapıyorum ama ben acısız yapıyorum. Diyor ki yani, aslında ben peynirli yapacaktım ama unuttum. Hani peynirli değil de kaşar peynirli yapacağım da demiyor. Malzemesi eksik bir yemek oluyor. Evet. Yani eksik sorular varsa kendi vicdanlarına kalmış. Yani sonuçta ben bu kadar emek vermişim. Kalkıp bu emeğimin karşılığında yani bir Haydari'nin içinde şey yok diye, peynir yok diye onları bilemeyeceğim yani. Haydari'nin Haydari olabilmesi için yoğurt, evet, peynir. Dereotu, ha sarımsak olsaydı yani. Konulur konulmaz. Kabul edebilirdik bunu. Hanım, herkes sarımsak koymak zorunda değil. Tarator yaptığınızda herkes ceviz koymak zorunda değil. Tarator da yaptığınızda kabaksa, efendime söyleyeyim havuçsa. Havuç kesin olmak zorunda. Olmak İçerisinde zorunda. Yoğurt olmak zorundasın. Ana malzemelerden birisidir Haydari'nin peynir. Doğru. Şey değil, peynirle bir garnitür, bir sos, bir baharat değildir. Seçenek olarak sunulmuyor. Ha seçenek olarak sunulmuyor, bravo. Hani kimisi bilmem neyi acılı yapar, kimisi tabii. Acısız yapar, o tercih. O tercihe giriyor. Tercih ama bu mecburiyete giriyor. Evet. Yani Haydari yaptığınızda peynir koymak zorundasınız. Evet. Nokta. Leyla Hanım, Özdemir Bey, ben de bunu diyorum. Buna bastırıyorum. Bunu o zaman söylüyorum. Doğrudur. Siz de hiç
Hiç. Doğrudur. Hayır. Evet, doğrudur. Biz de katılıyoruz. Ben evet, söyledim zaten. Bayağı söyledim. Kuru nane. Kuru naneydi o. Konulur. Tercih dereotu da. Bak orada da mesela ona da bir şey demiyoruz dereotu. Ne yapmam? Aslında naneyle olunur ama. Gerçekten. Yapma Neftin. Ben espri yapıyorsun. Ben de öyle zannettim. Salata tabağı getirdim size. Ama orada koysanız daha iyi değil mi? Ama o zaman salatamın güzelliğini göremezsiniz. Gösterip oraya götürecektiniz. Ha öyle olabilir. Kırmızı lahana salatası değil mi? Evet kırmızı lahana salatası. Kırmızı lahana nerede? Altında yatıyor. Altta. Alar şeyi, süsü. Göremedim. Evet. Siz hiç zahmet etmeyin, bırakın ortaya, biz alırız. Hayır, ben de bunu evet. Servis edeceğim. Siz benim salatamı... Buyurun, ben sizin için yer açıyorum, buyurun. Hayır, şöyle. Ben size servis edeceğim. Vallahi Nesrin Hanım, şaşırttınız beni. Çok şaştım, yani şu an gerçekten ama. Çok şaştım. Tatlıyı da geçiyorum hemen. Üstüme yok değil mi ortaya böyle? Ortaya kaşık tatlısı yaptım. Üstüme döküldü. Ortaya kaşık tatlısı. Tam tahmin ettiğim size gibi bir gün geçiyor. Size servis ediyorum ben şu anda. Daha ne istiyorsunuz? Tam tahmin ettiğim gibi bir gün geçiyor. Tam tahmin ettiğim gibi bir gün geçiyor. Yani maalesef. Ben menüyü ilk gördüğümde zaten öyle söylemiştim. Yani çok teşekkür ediyorum. Basit bir menü. Umarım en azından lezzeti iyi olur ki onu o şekilde tolere edebilir ben diye düşünüyordum ama. Siz böyle büyük büyük konuşuyorsunuz yani. Ama ben göreceğim sizi. Şey, vallahi kuzu eti yani, sanki doğru mu? Evet. Şu görüntü güzel mi? Hani ya, şey bu, al ye, al ye. Benimki de turşu. Yani sonuçta burada ne varsa orada da aynısı peki, var. Peki bu tabağınızı her tabağı ayrı ayrı yapsaydınız da o şekilde gelseydi vaktim daha... Vaktim kalmadı, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şey yapacak mı? Böyle eğin. Yani çok sonuçta tadı yok. Aynı. Değişen bir şey yok şey, ki. Hep hani görsel olarak diyorsanız tamam hak verebilirim ama vaktim Nesin kalmadı Hanım, bunlara. Burada da anladığım kadarıyla yine yoğurt evet, mesela evet, mayonez yoğurt tarzı var. Bir şeye kullanmış. Evet. Bunda da kullanmışsınız. Evet, yani evet. Bir evimiz uyuyacağız torba herhalde. Da yok. Vaktim kalmadı. Komple buradan sonra uyuyacağız galiba. Çok fazla vaktim kalmadı yani. Savunması. Gerçekten işten pardon. Mi yapıyorsunuz? Bir saniye. Neye vaktin kalmadı pardon duyamadım ben. Salataları tek tek hazırlamaya. Ama şu an hazırlayabilirdin. Güzel bir görseli olduğunu inanıyorsan salatanın. Evet gene getirip gösterseydin. Buyursunlar. Ondan sonra da tek tek tabakları servis edip bu şekilde getirdim. Yani görselin minyatürü. Ha şöyle de mesela çorba özel kaselerde getirip servis edilir önümüzde. Eyvallah. Olabilir aslında ama. Ama yani şimdi salata var. Olunca görüntüsü de bozuldu. Acaba geç mi kalmak evet. istemedin? Hani yemekler geldi salata da beklemeyelim diye mi? Şöyle söyleyeyim. Nesrin Hanım hayaller Paris. Şu an Mumbai sokaklarında dolaşıyorum. Gerçekten bu kadar söyleyeyim size. Ya kusura bakmayın. Siz bu kadar kendinize güveniyorsunuz ama bakın gerçekten büyük konuşmayın. Yani İnanın 2,5 saatte yemek yap, sofra kur, giy. Tabii ki mutlaka zor. Yani zannetmeyin ki size bir dakika fazla süre verilecek. Hayır zor biliyorum. Yani verilmeyecek buna çok çok emin olabilirsiniz. Ben sadece yemeklerimin lezzetinden çok çok eminim. Ha ama beğenmemek için de bahane arıyorsanız hiçbir şey söyleyemem. Bakın, sonuçta ben de küçük şeyleri eleştireceğim burada. Eleştirdiğimiz şeyler şu noktada. Yani biz size teknik olarak bir eleştiride bulunuyoruz. Açıkçası hani gerçekten yemeklerle alakalı bazı teknik problemler var. Nesrin Hanım. Buyurun. Salata neydi bu? Neydi? Kırmızı lahana salatası. Ha, göremedim de ondan pardon. Kırmızı lahana salatasıyla haydari'yi karıştıracağız mı? Buradan bu kaşıkla bunun içine mi koyacağız? Nasıl yapacağız? Bunlar kaldı burada. Biraz kendi pişir, kendi yeğe döndü açıkçası yani bu program. Tabii ben bunları pişirmedim doğru. Yani emeğe de saygınız yok, pes yani. Yok, emeğinize saygımız var. Ya ama şöyle bir durum var. Gerçekten genel anlamda bir problem görüyorum ben. Teknik problemler görüyorum. Yemeklerin sunumuyla ilgili çok çok kötü sunumları var. Tabaklar yanlış, pişirme şekilleri yanlış, eksik malzeme var. Yani bunların hangi birini puanlayacağız ya da bunları nasıl puanlayacağız gerçekten bilmiyorum. Onu birazdan konuşacağız. Evet.